Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet kıymetli kardeşlerim, bir müminin bela ve musibetler karşısındaki tavrı ne olmalıdır? İmtihanlar karşısında nasıl bir duruş sergilemelidir? Hazreti Eyüp Aleyhisselam örneğiyle inşallah bu konuya açıklık getirmeye çalışacağız. İkinci lema, Bismillahirrahmanirrahim. İznâdâ rabbehu ennî messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın duasıdır. Rabbim şüphesiz bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerreb, tecrübe edilmiş, bizzat yaşanmış ve tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde, ayetten alıntı suretinde bizler de münacatımızda Rabbi messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin demeliyiz. Ey Rabbim şüphesiz bana zarar dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki, pek çok yara bere içinde epey kaldığı halde o hastalığın azim büyük mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve mahalli imanın yani marifet-i ilahiyenin mahalli olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir, zarar gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil, belki ubudiyet-i ilahiye için, Allah'a olan ibadeti ve kulluğu için demiş ki, Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o safi, halis, garazsız, lillah için olan o münacatı gayet güzel bir surette kabul etmiş, kemal-i afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar eylemiş. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şiddetli bir hastalığa yakalandığını biliriz. Aslında öncesi de vardır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam evlat bakımından, mal mülk bakımından gerçekten böyle bolluk içerisinde bir peygamber. Ama Allah imtihan gereği o malını, mülkünü elinden alıyor, evlatları vefat ediyor ve en nihayetinde kalan sağlığıyla, sıhhatiyle imtihan olunuyor ve şiddetli bir hastalığa yakalanıyor. Yani günümüzdeki kanser veya benzeri bir hastalığa yakalanıyor ve rivayetlerde bu hastalığın 7 yıl kadar sürdüğü ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın artık toplumdan da tecrit edildiği bir dağda, bir mağarada eşi tarafından artık bakım gördüğü rivayetlerde geçiyor. İşte Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın 7 yıl, yaklaşık 7 yıl süren bu hastalığı müddetince dua, şifası için, iyileşmek için dua etmemesi, o hastalığa karşı tam bir sabırla tahammül göstermesi ama neticede o hastalıktan doğan, o yaralardan doğan kurtlar veya mikroplar artık diline ve kalbine iliştiği zaman durum değişiyor. Çünkü dil zikrin mahallidir, kalp marifet-i ilahiyenin mahallidir, iman mahallidir. Bunu illa yani o kurtların veya mikropların dili kemirmek veya kalbi kemirmek şeklinde düşünmemize gerek yok. Çünkü dil olmadan da insan Allah'ı zikredebilir. Kalpte yaşanan hastalık kalpteki imanı ortadan kaldırmaz. Burada esas mesele öyle de olabileceği gibi esas mesele
artık hastalık o kadar ağırlaşıyor ki sürekli zikreden insan artık hastalıkla meşgul olduğu için, hastalık kendisine daha çok baktırdığı için artık zikirden uzaklaşmaya başlıyor. Veya marifet-i ilahiyenin, imanın mahalli olan kalp daha çok hastalıkla meşgul olduğu için bu sefer o marifetten, o daireden mahrum kalabilir düşüncesiyle ibadetime, kulluğuma, zikrime halel gelebilir, zarar gelebilir düşüncesiyle o an dua ediyor Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Rabbim diyor, bana zarar dokundu. Yani bu hastalık artık zikrime mani oluyor. Kalbimi kendisiyle meşgul ediyor. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Yani yine duada aslında açıkça şifa ver demiyor ama vaziyetini Allah'a arz ediyor ve kendini onun merhametine bırakıyor. O rahmet, o merhamet nasıl karar verirse en doğrusu, en güzeli odur. Bana zarar dokundu, senin merhametine sığınıyorum diyor Hazreti Eyüp Aleyhisselam. İşte bu dua gerçekten safi bir duadır. Lillah içindir. Allah bu safi, tertemiz duayı kabul ediyor ve kemal afiyetini Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a ihsan ediyor. Şimdi bu lemadaki nükteleri, özellikle de Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın bu vaziyetinden ve bu duasından payımıza çıkaracağımız hisseleri birlikte görelim inşallah. Birinci nükte, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara ve hastalıklarının mukabilinde bizim batini, ruhi, kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan çok daha fazla yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuzda yaralar açar. Şimdi vaziyetimizi Hazreti Eyüp Aleyhisselam'la kıyaslayarak bu münacata ne kadar ihtiyacımız olduğu sonucuna varacağız. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri bir yarası, zahiri bir hastalığı vardı ama buna mukabil bizim batini yaralarımız, hastalıklarımız var. Kalbi ve ruhi hastalıklarımız var. İç dışa, dış içe bir çevrilsek o zaman vaziyet ortaya çıkacak. Nedir içinde bulunduğumuz hal? İşlediğimiz günahlar kalbimizde ve ruhumuzda derin yaralar açıyor. Kafamıza giren her bir şüphe kalbimizde ve ruhumuzda derin yaralar açıyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları onun kısacık dünya hayatını tehdit ediyordu. Belki bir 50 yıl daha yaşayacaktı çok. O yaralar, o hastalıklar onun o 50 yılını elinden alacaktı belki. Yine ömür Allah'ın elindedir elbette ama zahiri gözle bakıyoruz. Onun o yaraları, hastalıkları fani hayatını bitirecekti. Peki bizim o batini, o kalbi ve ruhi yaralarımız ebedi bir hayatımızı tehdit ediyor kardeşlerim. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat ebediyemizi tehdit ediyor. İşte o münacatı Eyyubiye'ye, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın o münacatına o hazretten o halde 1000 defa daha ziyade muhtacız. Çünkü bizim halimiz, bizim yaralarımız 1000 kat daha şiddetlidir. Ebedi hayatı tehdit ediyor. O halde daha çok muhtacız. Bahusuz, nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzübillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden
nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar. Nasıl ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın o hastalığından, yarasından doğan kurtlar, mikroplar lisanına ve kalbine iliştiler. İşte bizler de o günahlardan gelen yaralarla, o yaralardan, o günahlardan doğan vesveseler ve şüphelerle iman mahalli olan kalbimizi zedeliyoruz. Zikir mahalli olan lisanımızı zikirden uzaklaştırıyoruz. Adeta o günahlar terk edilmediği, o günahlarda ısrar edildiği sürece dil bir süre sonra zikirden nefret etmeye, zikirden uzaklaşmaya başlar. İman mahalli olan kalp artık günahlarla kararmaya başlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. İşte günahlar kalbe atılan bir tohum gibi ama zakkum ağacının tohumu gibi düşünelim. Terk edilmediği, ısrar edildiği takdirde adeta o bütün bahçeyi o zakkum, o dikenli ağaçlar kaplayacak. İşte günahlar terk edilmediği zaman kalbe, kalbin bir siyah nokta ile kirlenmesi gibi düşünelim. O siyahlığın gitgide yayılması ve bütün kalbi karartması şeklinde düşünebiliriz. İşte günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. Cümleye dikkat sevgili dostlar. Büyük günahlar içinde küfre giden bir yol vardır demiyor. Her bir günah içinde küfre giden bir yol var. O halde hiçbir günahı küçük görmemeli. Günahları küçük görmenin kendisi dahi büyük bir günahtır. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol varsa o zaman bütün günahlar gözümde büyümeli. Bütün günahları o tehlike barındıran bir sebep olarak görmeli ve ona göre ayık olmalı, teyakkuzda olmalıyız. Peki nasıl olur da her bir günah içinde küfre giden bir yol olur? Yani hani zahiren baktığımızda bir tarafta işte böyle hani küçük halk arasında, halk tabiriyle diyoruz küçük günahlar nasıl olur da küfre götürebilir insanı? Hadi faiz yemek, zina ve benzeri haramlar bir süre sonra bunları kabule artık kabul etmeye başlayarak belki de helal olduğunu veya işte kendine göre fetvalar bularak helalleştirmeye çalışmakla hani küfre gitme ihtimali daha kolaydır. Ama burada daha geniş bir şey var. İstisna yok. Her günah içinde küfre götüren bir yol var. Peki bunun sebebi nedir diye baktığımızda cevabı şöyle. Tabi burada önemli olan nedir? Önemli olan istiğfar ile çabuk imha etmektir. Çabuk imha etmek. İstiğfar, tövbe elbette o kapıyı kapatan bir vesiledir. Ama istiğfar edilip o günahlar imha edilmezse o küçük kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısıracak. Evet, örneklerle inşallah bu mevzuyu daha açıklığa, vüzuha kavuşturalım. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından yani o günahından haberdar olmasından çok hicap ettiği zaman, utandığı zaman melaikenin varlığı, ruhaniyatın varlığı ona ağır gelecek. Yani işlediği günahlardan, halkın haberdar olmasından utanıyorsa insan,
O zaman meleklerin de varlığı ve günahlarını gördüğü, günahlarını yazdığı, günahlarından haberdar olduğu düşüncesi ağır gelecek. Kendi gözüyle görmediği ama onların kendisini gördüğü ruhani varlıkların varlığı ona ağır gelecek. Çünkü işlediği günahtan hicap duyuyor, utanıyor. O günahtan da tövbe ve istiğfar ile vazgeçmiyor, günahta devam ediyor. Şimdi başkasının duymasından utanan birisi elbette melaikenin ve ruhaniyatın varlığından da rahatsız olmaya başlayacak. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Bu sefer melaikenin veya ruhaniyatın varlığına dair ufak bir şüphe, ufak bir sual, kafa karıştıracak ufak bir şey işittiği zaman hemen büyük bir delilmiş gibi yapışıp bu sefer melaikenin ve ruhaniyatın varlığını reddetmeye, inkar etmeye kadar gidiyor. Evet, günah küçük bile olsa o günahta ısrar etmek ve işlediği günahtan melaikenin, ruhaniyatın haberdar olduğunu bilmenin verdiği rahatsızlıktan kurtulmak için işte onların varlığına dair bir şüpheye büyük bir delilmiş gibi sarılıp hemen inkar etmeye kalkar. İnkar arzusu doğar. Demek ki her bir günah içinde küfre gidecek bir yol varmış. Devam ediyoruz. Bir iki örnekle daha inşallah meselemizi açıklığa kavuşturalım. Hem mesela cehennem azabını intihac edecek büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennem azabını netice veren büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennem tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini, yokluğunu arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Evet, işlediği bir günah var ve sürekli mesajlar geliyor kendisine. Kur'an ayetlerini dinliyor. Müslüman kardeşlerinden kendisine uyarı geliyor. Hatırlatma geliyor. Peygamberin aleyhissalatü vesselam hadisleri geliyor. İşte bu işlediğin günahın neticesinde cehennem azabı var. Sürekli cehennem tehdidini işittikçe ne olacak? Tövbe ve istiğfar edip o günahın önünü de kesmediği için bu kez bütün ruhuyla cehennemin yokluğunu arzu etmeye başlayacak. Yani cehennem diye bir yerin var olmamasını arzu etmeye başlayacak ve bununla ilgili yine bir şüphe, bir sual hemen büyük bir delilmiş gibi kabul edilecek ve cehennemin yokluğunu, cehennemin inkarını düşünmeye başlayacak. Hatta bunu kabul etmeye başlayacak. İşte her bir günah içinde küfre giden bir yol var. Son bir örnek. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyetini yerine getirmeyen, kulluk vazifesini, ibadetlerini yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden, azardan müteessir olan o adam. Şunun bir adam, amirinden, patronundan kendisine verdiği vazifeyi yerine getirmediği için işiteceği azardan müteessir oluyor. Patronu bir görev vermiş, iş yerinden müdürü ona bir görev vermiş ama o görevi yerine getirmediği için belli ki yarın bir azar işitecek ve o da bundan müteessir olacak. Böyle bir adamı düşünün, farz namazını kılmıyor, kulluk vazifesini, ibadetlerini yerine getirmiyor. İşte o adam patronundan işiteceği, o küçük bir vazifesizlik yüzünden işiteceği azardan müteessir olan o adam, böyle bir vazifesini yerine getirmediği için, yani namazını kılmadığı, orucunu tutmadığı, diğer vazifelerini yerine getirmediği için Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı, o tekrar tekrar emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki
keşke o vaziyet, keşke o vazife-i ubudiyet olmasaydı. Yani keşke bu namaz vazifesi olmasaydı. Namazını kılmıyor ama kılmadığı için de büyük bir azar işiteceğini biliyor. Bu huzursuzluk, yani o yanlışını da terk etmediği için bu huzursuzluk zamanla ona şunu dedirtecek. Keşke namaz gibi bir vazife olmasaydı. Keşke oruç gibi bir ibadet olmasaydı. Allah muhafaza, bu arzudan, bunun da ötesinde bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Yani keşke bu vazife olmasaydıdan adeta haşa Allah'a düşmanlığın kokusunu veren bir inkar arzusu uyanır. O vazifeyi veren kim? O vazifeden rahatsızsan eğer, bir süre sonra o rahatsızlık o vazifeyi sana yükleyene yönelir ve buradan da az önceki örneklerde olduğu gibi bir şüphe, vücud-ı ilahiyeye dair, yani Allah'ın varlığına dair bir şüphe kalbe gelse kat'i bir delilmiş gibi ona yapışmaya meyleder ve büyük bir helaket kapısı ona açılır. Evet, işte o halde hiçbir günahı küçük görmemeli. Yani küçük günah olarak adlandırılan günahlarda dahi ısrar ettiğimiz takdirde o küçük denilen günahların ne kadar büyük bir helakete yol açtığını çok iyi bilmemiz lazım. O halde bu günahlar karşısında tövbe ve istiğfar silahına, zırhına daima sarılmamız lazım. Günahta ısrarcı olmamak, günahlarda devamlı olmamak. Çünkü günah işleyen insan, evet ilk etapta o günahından dolayı sıkıntı duyar, ızdırap duyar. Bu onun mümin olduğunun da göstergesidir. Ama Allah muhafaza, o günahlara karşı tövbe silahına sarılmadığı zaman, o günahlar devam ettikçe o siyah nokta gibi, hani bir yerdeki siyah nokta çok fazla göze batar. Ama o sayfayı komple siyaha boyadığınızda artık normal gelmeye başlar. O siyahlık göze batmaz. Ama beyazın üstündeki siyahlık göze batar. İşte insanın kalbi de böyledir. Ruhu da böyledir. Arada bir işlediği günahlar işte o temiz sayfanın üzerindeki siyah bir leke gibidir. Derhal temizlenmelidir. Mümin bundan rahatsızlık duyar. Ama bunu silmeyip, yani tövbe ile temizlemeyip o siyahlıkları çoğaltırsa şayet ısrar ettiği günahlarla bir süre sonra o duyduğu rahatsızlık da ortadan kalkmaya başlar. Ve artık fıska düşer, fasık olur. Yani işlediği günahlardan rahatsızlık duymaz. Hatta artık o günahlarını bile açıkça anlatmaya ve belki de böyle özendirmeye başlar. O yüzden her bir günahın içerisinde küfre giden bir yol olduğunu bilerek günahlar karşısındaki tavrımızı ve duruşumuzu çok iyi bilmeliyiz. İşte o bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil. Şimdi namaz, oruç veya diğer vazifeler, Allah'ın kullarına yüklediği vazifeler cüz'i bir sıkıntı verebilir belki. Dünyevi anlamda biraz zahiren aslında işin hakikatinde o vazifeler de aslında kişinin, müminin saadetine, kalbinin, ruhunun saadetine vesiledir ama hani işin içine nefis ve şeytan karışınca zahiren o vazifeler, o ibadetler küçük bir sıkıntı verebilir. İşte ama o küçük zahiri sıkıntıdan kurtulmak için inkara kalkmak, artık küfür boyutuna gitmek çok daha tehlikelidir. Yani neye benziyor? Üstadın tabiriyle sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul etmeye benzer. Sineğin ısırığı geçer.
belki de şifadır. İşte ibadetlerdeki o zahiri küçük sıkıntılar onun gibidir. Ama bunları terk edip o sıkıntıları göğüslemeyi düşünmeyen insan haramlarla yaşayacağı sıkıntıların artık öyle bir raddeye varacağını ve bir süre sonra inkara götüreceğini ve adeta yılanın zehrine kendisini kaptıracağını düşünmesi lazım. Bu üç misale kıyas edilsin ki nasıl günahlar insanı küfre götürür. Bu sır çok daha iyi anlaşılsın ve insanların kalbindeki, ruhundaki yaraların tedavisinin aslında tövbe ve istiğfar olduğu çok daha iyi anlaşılsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.